Değerli Kozbay Sen gayrimenkul izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz, efendim sizlere birbirinden güzel ve birbirinden fırsatlı yerleri tanıtmaya devam ediyoruz değerli dostlar. Bugün size gene güzel, masrafsız, büyük bir arsası olan, büyük de bir yapısı olan, iki katlı ters dubleks bir taş ev tanıtacağım değerli izleyenler. 1605 metrekare arsa içerisinde, efendim sıfır masraf, duvar kalınlığı 40-50 santim olan, atadan hani yapılmış diyebileceğim şeyde, ölçüde masrafsız bir taş ev tanıtacağım. Lütfen hep beraber videomuzu sonuna kadar izleyelim. Değerli izleyiciler ve abone olmamış izleyicilerimizin abone olmasını rica ediyorum. Hava çekimlerini de mutlaka izleyin. Muhteşem bir köy, muhteşem bir alan, muhteşem bir yapı. Hep beraber yerimizi görelim efendim. Evet değerli izleyenlerimiz, değerli takipçilerimiz. Efendim şimdi size masrafsız, sıfır konumda diyebileceğim sınırlarımız. Bakın hemen ileride başlayan, bakın böyle başlayan 1605 metrekare alan içerisinde taş evimizi tanıtacağım. Taş evini tanıtmaya çalışacağım değerli izleyenler. Harika bir konumda Balıkesir Gönen'deyiz. Gönen'in Gönen Çanakkale ana yolu üzerinde kurulu olan muazzam köy Ulukır'dayız. Ulukır'ın köy içinde hakim bir noktada, etrafın coğrafyası çam ormanlarıyla çevrili yerde, muhteşem bir köy hayatı, doğal hayat yaşayabileceğiniz masrafsız satılık olan taş evimiz. Şimdi evin bahçesindeyiz değerli dostlar. Evin içini de gezeceğiz. Bütün detaylarına bakacağız. Şu an 1605 metrekare alanın içerisindeyiz. Köyün içerisinde güzel bir girişi var. Önündeki yolu da efendim yerimizin geniş değerli dostlar. Etrafı duvarla çevrili yerimizin. İçinde meyve ağaçları var. Çam ağaçları var. Zeytin ağaçları var. Güzel bir yer. Yaşanabilecek bir yer değerli izleyenler. Evin ortalama metrekare olarak şöyle söyleyelim. Ev 120-130 metrekare net kullanımı var. Evimiz ters dubleks. Birazdan evin içerisine gireceğiz. Evin iç görüntülerine de bakacağız. İzleyeceksiniz değerli izleyenler. Evimizde masraf yok. Ev komple yenilenmiş efendim. Taş ev fakat yenilenmiş. Normalde evimizin durumu taş ev efendim. Duvar kalınlıkları 40-50 santim aralığında duvar kalınlıkları var. Şu an evin bahçesinde geziyoruz. Yerimizin değerli izleyenler cephesi, yan sınırı bakın hemen oradan bitiyor. Böyle bitiyor. Lütfen videomuzu da sonuna kadar izleyiniz. Hava çekimlerinden de yerimizi daha detaylı göreceksiniz. Bakın şurada bir şey var. Böyle beyaz bir aparat var. Oraya kadar yan sınırımız var. Hemen aşağı doğru indiğimizde yine bir beyazlık var. Yerimiz çünkü böyle aşağı doğru gidiyor. Dışarıda da dış tuvaleti de var. Bahçesinde. Muhteşem bir yer. Bakın her şeyi masrafsız yani dış tuvaletine kadar. Sadece bahçede peyzaj, peyzaj için, çevre düzeni için burada zevke keder masrafı var değerli izleyenler. Evimizin arkasından evimizin arsası, bahçesi devam ediyor efendim. Evimizin olduğu yer hakim bir nokta. Böyle yapımızı yandan da görüyoruz. Taş evimizin durumunu anlatan şeklinde yandan görüyoruz. Evimiz ters dubleks. Değerli dostlar, ters dubleks. Bir giriş kat bölümümüz var. Bir de alt kat bölümümüz var.
Bakın efendim. Buralar kamera açısında gördüğünüz yerler evin arsası. Bakın böyle devam ediyor. Buradan da böyle devam ediyor. Sona kadar gidiyor. Son sınırımız orası. Evimizin arsalarının son sınırı burası. Değerli dostlar. Gayet büyük. Gayet büyük. Bu alanda daha yapı yapmak gerekirse yapabilirsiniz efendim. Şimdi evimizin yan tarafında, bakın sınır burada bittikten sonra yan tarafında bir de arsa var, boş yer. Bunun içinde bir ev yeri var. Bu tanıtım videosundan sonra da arsayı da yayınlayacağız. Burada iki tane satılık yer var. Bir taş evin olduğu yer, bahçesiyle beraber satılık. Bir de onun yanında boş olan bir arsası var. Orada satılık. Oranın da ölçüsü 1605 metrekare. Bu yerler kardeş ölçüde. Zaten aynı yerden çıkış yapmış. Aynı aileden çıkış yapmış yerler. Böyle çeşmesi de var. Değerli dostlar. Bahçesinde. Şimdi hep beraber evimizin içini görelim. Değerli izleyenler. Şu açıdan da, şu yandan da bir bakalım. Ondan sonra da evimizin içini görelim efendim. Bu cepheyi restorasyonda kaplama yapmışlar. Ama kendinin evin has taş duvarları böyle. Değerli dostlar. Aynı zamanda alttan da alt kata girişimiz var. Ters dubleks olduğu için evimiz. Buradan da bahçeye çıkış alt taraftan da kapısı var efendim. Evet, şimdi evin içini görelim. Evet değerli izleyenlerimiz, muhteşem taş evimizin içerisine giriyoruz değerli dostlar. Girişte bizi böyle geniş bir salon karşılıyor. Bu taş evimiz restore edilmiş, her şeyle sıfır hale gelmiş. Dıştan taşları güzel bir boyası ve detayları yapılmış. Böyle tabanı var. Yerimizin zemini parke. Evimiz 4+1 değerli dostlar. Burası ters dubleks. Alt katımız da var. Duvar kalınlığımız 40 santim. Böyle geniş odalarımız. Evin kullanılabilir net durumu 100 metrekareden fazla. Efendim. Böyle de özel eşyalar var. Şöyle çekelim. Burası da yatak odası. Efendim. Geniş bir oda. Büyük bir, ferah bir oda. Şurada şöyle detaylar da var. Taş evinden olan. Efendim. Salonumuzda açık mutfağımız var. Değerli izleyenler. Üst katımızda salonla beraber 3+1 şeklinde. Açık mutfağımızda da masrafsız. Yani bu evimiz tamamen masrafsız. Güzel bir mutfak dolabı tasarımı. Efendim. Tam böyle bir köşe mutfak. Burada. Bahçeyi görüyor manzara alanı olaraktan. Bu arada dışarıda da böyle bahçeyi komple çekiyor efendim. Salonumuz bir oda, iki oda efendim, üçüncü odamız ve mutfağımız. Şimdi alt kata iniyoruz. Alt katta bir büyük gene odamız var. Tuvalet, banyomuz var değerli dostlar. Evet, burada büyük bir odamız var. Bakın efendim, taş evimizin, taş duvarın kalınlığı. Böyle büyük bir odası var. Sol tarafta, hemen sağ tarafta da efendim, burada banyo ve tuvalet var.
Değerli izleyenler, burası da küçük değil efendim. Şöyle. Çamaşır odası girişte. Burada da bir tane bahçeye açılan demir kapımız var. Yani alt kattan da bahçeye çıkış var. Efendim. Şöyle burayı da açalım, gösterelim. Evet. Böyle bahçeye çıkış kapımız var. Evet efendim. 4 artı 1 taş evimizin içini gördük.